Gazeteci Hrant Dink'in katili o gün Samast'ın 2016 yılında gardiyanlara bıçakla saldırıp Silivri cezaevini birbirine kattığı görüntüler çıktı ortaya. O gün Samast'ın 2020 yılında planlanan tahliyesi de işte bu olay yüzünden gerçekleşmemişti. Gelin bakalım o anları. Hücre kapısının camını kırdı, gardiyanlara bıçak çekti, yaraladı. Bir memurun da parmağını ısırdı. Hrant Dink'in katili o gün Samast'ın 2020'de tahliyesini engelleyen olayın görüntülerine Hürriyet gazetesinden Musa Kestler ulaştı. O gün Samast, Silivri cezaevinde bu hücrede kalıyordu. Hrant Dink'in katili kaldığı hücredeki çağrı butonuna bastı. Sağlık raporu için baş memurla görüşmek istediğini söyledi. İşi bittikten sonra geleceğini duyunca çılgına döndü. Elindeki bardakla hücre kapısındaki mazgalın camını kırdı. Destek çağrıldı. Baş memur ve 6 infaz koruma memuru geldi. Üçü içeri girdi. Samast'ı sakinleştirmeye çalıştı. Onlar içeri girdiğinde o gün Samast'ın elinde meyve bıçağı vardı ve onunla gardiyanlara saldırdı. Bir gardiyanı da boğazından yaraladı. Hatta onu etkisiz hale getirmeye çalışan gardiyanlardan birinin de parmağını ısırdı. Gardiyanlar Samast'ın elinden bıçağı aldı, hücreden çıkardı. Boğuşma cezaevinin koridorunda da devam etti. O gün Samast'ı gardiyanlar duvara yasladı. Ellerini kelepçelemek istediler. Ancak o gardiyanlara direndi. Direnince de kollarından ve bileklerinden tutuldu ve müşahede odasına götürüldü. Güçlükle zapt edilen Samast, müşahede odasında kendisine zarar vermesin diye ayakkabıları, kıyafetleri çıkarıldı. Tam 2,5 saat orada kaldı. Sonra da hücresine getirildi. Gardiyanlar o gün Samast'tan şikayetçi oldu. Silahlı tehdit, kasten yaralama, hakaret ve kamu malına zarar vermek suçlarından dava açıldı. 5 ayrı suçtan toplam 5 yıl 11 ay hapis cezası verilince koşullu salıverme hakkını kaybetti.